Agalarım herkese selamlar. 24 ve 25 Nisan 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. Sizlere bir adet de ideal kombinelerisi yapacağım. İdeal kombinemiz 25 Nisan'dan. Birazdan zaten hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle günün anlam ve önemi olaraktan da Arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu anlamlı günde tüm dünya çocuklarına barış, sevgi, sevgi dolu bir gelecek diliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda tekrardan kutlu olsun. Günün anlam ve önemi için benim için özeldi. Devam edelim. Bir adet maç skor yarışmamız var. Hatta iki adet maç skor yarışmamız var. 24'ünden Everton Liverpool. Merseyside derbisi zaten bu bildiğiniz üzere. Mutlaka biliyorsunuzdur. Önemli bir derbi. Bu derbi de Everton çirkef olan taraf. Özellikle son 2-3 yıldır izliyorsanız mutlaka aklınızda kalmıştır. Yerleri yatıyor, kalkmıyor, çirkeflik yapıyor açıkçası. Fakat Liverpool'un ben burada iş yapmasını bekliyorum. Ve diğer 25'inde de Brighton Manchester City maç skoru olur sizlere sorduk. Yorumları yazmanız yeterli. Cumartesi gününden Arsenal maç skoru kazanan arkadaşlarımız Yulsi, Necati Duru, Serkan Şengül, Şengül Inter maç skoru kazanan arkadaşımız Samet Algan, Fenerbahçe maç skoru kazanan arkadaşımız da bilen yok. Agalarım benim için önemli sizler için de önemli olacaktır. Solda gördüğünüz üzere, sol altta ve ekranda gördüğünüz üzere Whatsapp iletişim hattımız kurulmuştur. Instagram'dan değil artık Whatsapp üzerinden iletişime geçin. Skor bilen arkadaşlarımız da aynı şekilde benimle Whatsapp üzerinden iletişime geçsin. Ekranda gördüğünüz üzere numaramız 0534 446 5989 şeklinde. Ekranda da zaten görüyorsunuz. Sol altta da zaten WhatsApp iletişim yazıyor. Artık her türlü iletişimimiz WhatsApp'tan olacaktır. Benimle buradan iletişime geçebilirsiniz baylar. Devam edelim. Dün iki adet kombinemiz vardı. İdeal kombinemiz futbolda 90'da gitti. Hangi mücadeleden gitti? Fenerbahçe alır 4.5 alttan yattı. Kalmar mücadelesi vardı. O maçta tamamlama maçımdı. Geldi. NBA kuponumuz vardı. NBA maçımız da kuponumuz da gayet güzel bir şekilde geldi. Özellikle New York mücadelesi 205.5 alt verdik. Mücadele tam 205 sayı olduğunu da belirtelim. Bu böyleydi. Canlı olarak zaten gruplarımızla devam ediyoruz izlediğimiz maçları öneriyoruz. İzlediğimi önerdikçe de zaten kazandırmaya çalışıyoruz. Zaten sürekli maçtan görseller de atıyorum. Herkes açık ekran grubu da açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Buraya da katılabilirsiniz dostlarım diyerekten devam edeyim. Bu arada bu arada 24'üne yani yarının maç yani bugünün diyeyim ben sizlere ideal kombinesi gruplarımızda olacaktır. 25'inin kombinesi de videoda olacak zaten. Bunun da bilgisini vereyim. Devam edelim. 5 adet mücadelemiz var. Sizlerden ricamız Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Beğeni ve yorumlar bizler için çok çok önemli olduğunu belirtelim. Trabzonspor'la Fatih Karagümrük karşılaşması. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası ne kadar önemsediğini mutlaka sizler de geçmiş maçlardan biliyorsunuzdur. Onu aç takıma döndü. Geçen Kayseri mücadelesinde oyuna girmedi. Yedeklerdeydi süre almadı arkadaşlar. Bu mücadelede süre alabilir. Trabzon ziraatı önemsiyor ki zaten elinde kalan tek yerde burada. Ziraat Türkiye kupası. O yüzden burada doğrudan bir Trabzonspor'un galibiyetini bekliyorum. Benim skor beklentim 2-0 ayarında Trabzon galibiyeti. da oranla da alt üst olarak da biraz oynayabiliriz. Biraz daha garanti almak isteyenler varsa 4,5 altında 1 şeklinde oranı 1.72 seviyesine de 1.72 seviyesine kadar çıkartabilir. Çok fazla gol beklemiyorum dediğim gibi 2-0 ayarında Trabzon'un galibiyetini bekliyorum. Wolves'la Bournemouth mücadelesi. Bournemouth son mücadelesinde Aston Villa yenildi fakat çok güzel bir mücadele oldu. Ana kombinemizde vardı. Bu arada Cumartesi ve Pazar ana kombinemizde hepsi de kazandı. Pazar'ın ana kombinesinde vardı. Çok güzel bir futbol sergiliyor ve Aston Villa'ya karşı özellikle ilk yarıda çokça pozisyona girdi. Penaltıdan da golü zaten bulmuştu. Wolves tarafında sakat isimler hücumda bir aylık fazla. Özellikle Kunyan'ın olmaması önemli bir eksiklik. Fakat hiçen var. O geri döndü. Hücumda o da gerçekten yani fizik olarak da gerçekten üst kalite bir oyuncu olduğunu da söyleyeyim ben sizlere. Mücadelede ben karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Her iki takımın atacağı goller burada idealden değerlendirilebilir. Hatta benim beklentim oran biraz yetmiyorsa diye de şöyle söyleyeyim. Mücadele hem var olur hem de üst olur şeklinde. Zaten var ve var bekliyoruz. Bir taraftan bir gol daha gelirse var ve üstün oranı 1.60 küsur seviyelerinden bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Diğer mücadelem Everton-Liverpool karşılaşması. Şimdi maçın hem idealini söyleyeceğim hem de yüksek oranını söylemek istiyorum. İdealden değerlendirmek için arkadaşlarımız mücadele korner alabilir. Korner maçı olarak görüyorum açıkçası. Zaten Liverpool başlı başına bir korner takımı. Everton tarafı da zaten özellikle dedim ya topu korneri atacak. ya Kaleye girmemesi için her şeyi yapacak. Merseyside derbisi bu arkadaşlar. O yüzden korner maçı olarak görüyorum. Everton tarafı da korner alabilir zaten mücadelede. E, i̇dealden idealden korner yüksek oranlarında benim skor beklentim 2-0-2-1 ayarında Liverpool'un galibiyeti yüksek orandan önermek gerekirse bakın 3.5 altında 2 diyorum 2.20'de oranı var. Diyorum ya mücadele 2-0 veya 2-1 ayarında Liverpool galibiyeti bekliyorum. Liverpool tarafı da son mücadelede zaten Salah'tır, Nunez'dir gibi isimleri zaten oynatmadı. Dinlendi Sobozlay, McAllister gibi. Bu maçta muhtemelen ideal kadro çıkacaktır. Fakat rakip zorluğu 3.5 altında 2 kalabilir. İdealden de korner olarak değerlendirebiliriz. Diğer mücadele Monaco ile Lille karşılaşması. Monaco Lille mücadelesine baktığımız zaman da bir saniye skor ne sormuştuk ya? Everton Liverpool sormuş. Çok güzel az önceki maç. E, Monaco Lille mücadelesinde de şöyle Lille'in geçen son mücadelesini izledim. Strasbourg mücadelesini. Erken dakikada bir gol attı. Ben e, orada Lille golünü zaten almıştık. Almadık pardon. İkinci gol Lille golü almıştık biz. İkinci golü Lille atar dedim. Maçta inanılmaz pozisyonlar kaçtı. 90 dakika boyunca da erken gelen golle zaten mücadele 1-0 bitti. O mücadele çok iyiydi. Monaco'da son mücadelesinde iki tane kırmızı kart gördü. Burada önemli eksiklik olarak defansta savunma attığım bel kemiklerinden Singo bu maçta olmayacak. Ben Lille tarafından da gol bekliyorum. Karşılıklı gelecek goller benim burada ideal tercihimdir. 1-40 seviyelerinde bir oran olduğunu da belirteyim. Ben KG bekliyorum. Crystal Palace'la Newcastle maçın ta kendisi inanılmaz bir karşılaşma. Ha Crystal Palace benim kara çocuklar. Geçen ya gruptaki arkadaşlar mutlu yazsın. Pazar günü Crystal Palace mücadelesine ne ekmek yedik? Bakın. 5 tane tercih aldım Crystal Palace mücadelesine. 4 tanesi geldi ve gelen oranlar 1.80, 1.95. 1.77, 1.71. Hepsi yüksek oranlardan değerlendirdim. Crystal Palace'ın en son 1.42'mini aldım sanırım. O da ev sahibi 4.5 kust olarak değerlendirmiştim. Sıradaki gollerinden ne ekmek yedik? İlk yarıdaki gollerinden inanılmaz ekmek yedik. Ben Crystal Palace'ı çok beğeniyorum. Özellikle son mücadelesinde Liverpool galibiyeti. Kendi evinde 5 birlik bir West Ham galibiyeti. Ve Newcastle oynayacaklar mücadele. Ben Palace'dan gol bekliyorum. Newcastle tarafından da tabii zaten çok bir kalmadı. İlk 4 yarışı burada zaten biraz koptu gibi 16 puan fark var zaten. Karşılıklı gelecek goller idealden değerlendirilir. Çok güzel bir var maç olarak görüyorum. Oranı da biraz arttırmak isteyenler mücadelede. Ben hatta var ve üst diyecektim de şunu söylemek istiyorum. Biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa ben burada yani maçın 2-2'si var. Crystal Palace'ında ilk bir gol bekliyorum zaten. İkinci golüne de 1.86 oran açmışlar. Değerlendirecekler bu önlemi değerlendirme yapabilir. Geçtim ayın 25'ine. 25'inden 2 adet mücadelem var. Jurgard'ın Malmö mücadelesi. Bunların da ligi zaten bir ay oldu başladı. 4 maç oynadı ikisi de. Jurgard'ın kendi evinde güzel bir mücadele oynadı. Fakat Malmö şu ana kadar oynamış olduğu 4 mücadelelerin hepsinde kazanmasını bildi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Malmö son 4 3, 3, maçında hep çiftliğinden gol yemedi. Onu belirteyim. Fakat burada ya yani ben geçen sezonda bu maçından var almıştım. Mücadele 2-2 bitmişti. Umarım bu sefer golle geçer. İdeal eden bir KG var bekliyorum. KG var deneyebilir. Onun dışında ben ideal kombineme maçı şöyle aldım. İlk yerden bir gol olur oranı 1.31'inde oranı vardı. Birazdan kombineyi göstereceğim. O şekilde değerlendirmesini de yaptım. Hatta ekrana gelsin. Şimdi Agam öncelikle e, ayın 24'üne olan yani çarşamba günü olan tercihler e, e, Telegram'da. Herkes açık Telegram'da. Bunu zaten ekranda görüyorsunuz. Açıklama ve yorumlar kısmından gelebilirsiniz buraya. Ayın 25'ine de kupon verdim sizlere. Burada kombinimiz de ekranda. Zaten iki tane mücadele var. Grubun ana kombini Bu olacak. Mal ve mücadelesinde ilk yarı bir gol aldım aga. Her iki tarafta atılabilir. Oranla 1-31 gayet bence ideal sayılabilir. Siti tarafının da ben galibiyetini bekliyorum. Siti maçını niye anlatmadık? Siti maçını anlatmadık. Buradan verelim ekrana. City mücadelesinde maç sonu 2 buçuk bekliyorum aga. Maçı anlatmadık da. Ya Brighton'ın bir numarası kalmadı aga. Çok fazla oyuncusunu sattı. Bu saatten sonra da ben oyununu beğenmiyorum açıkçası son maçlarında falan. Ben City'nin burada en az 2 gol atarak galip gelmesini bekliyorum. Bu da ayın 25'inde kombine olsun. Maçı atladık gibi oldu. Fakat burada kısa anlatmış olalım. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.